Nereye? Ne işin var burada? Hem hangi yüzle geldin? Şey, Feridun Bey... Aslında hiçbir şey söylememem, suratına bile bakmamam lazım. Sen nankörün, akılsızın, şaşkının biriymişsin. Bir uğursuz kemanın sesine, bir züğür çalgıcının yalanlarına kapılıp kaçtın onunla. Bir özür bile dilemeden, bir haber dahi bırakmadan. Sizden özür dilenecek bir suç işlemedim Feridun Bey. Bana yaptığınız o merhametsizce hareketten sonra gözlerimi bir hastanede açtım. Artık sana inanmıyorum Nerim. Balta Limanı Hastanesi fakirler koğuşuna sorarsanız... ...oraya ölüm halinde getirilip tek ziyaretçinin bile aramadığı çileli kız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ya Nejat? Beni hastaneye o götürdü. Ama bir daha uğramadı. En kabuslu günlerim en büyük yalnızlıkla geçti. Niçin döndün? Sizin için Feridun Bey. Dedikleriniz doğru. Ben akılsızın, şaşkının biriymişim. Haklısınız. Biz yanınızda zayıfız, yenilmeye, kaybetmeye mahkumuz. Ve sizden uzakken sizin büyüklüğünüze, sizin gücünüze daha inandım. Paranız ve aklınızla her şeyi satın alabileceğinize inandım. Buraya satılığa çıkmış bir mal duygusuyla döndüm. Ne demek istiyorsun? Siz çaresizlik nedir bilir misiniz Feridun Bey? Zavallıların, yoksulların gün gelip bu değerli şeylerinden kopması ne demektir anlayabilir misiniz? Ben de aynı durumdayım şimdi. Kendimce tek değerli şeyimi, ruhumu satılığa çıkarıyorum. Ona en yüksek fiyatı siz verebilirsiniz Feridun Bey. Hayır Nerime. Ben seni etiketindeki parayı ödeyerek satın almakla değil, duygularımla kazanmak isterim. Önemli olan istediğinizi almak değil mi? Sevginle mantığın arasında bocalıyorsun Nerime. Aşkı romanlardan, şarkılardan tanıdım. Yüreğimi ilk ılıtan erkekle Nejat oldu. Birbirimize olan sevgimizin her şeyi halledeceğini zannettim. Ama sonra bu acemice sevginin nelere mal olduğunu anladım. Yuvalar yıkılıp kin uğruna zavallı insanların sokaklara ve sefalete atıldıklarını gördüm. Ve siz avı elinden alınmış yırtıcı bir kaplan gibi acımasız oldunuz. Kaybettiğinizi sandınız, benle birlikte merhametsizleştiniz. Onun için size döndüm Feridun Bey. Sizinle evlenip kendimi kutsal bir işe adamayı düşündüm. Hayır Nerime. Ben senin vücuduna değil, ruhuna sahip olmak istiyorum. Bir ruha başkalarını felakete sürükleyerek sahip olunamaz. Ama isterseniz her şey gibi onu da elde edebilirsiniz. Yemin ederim ki sizi sevmeye, bütün benliğim, bütün kalbimle sizin olmaya çalışacağım. Olacağım da. Yalan söylüyorsun Nerime, yalan söylüyorsun. Belki yalan söylüyorum ama bu yalan size değil Feridun Bey, kendime. Oynadığım oyun size değil bana. Ama sonucu gerçek olacak bir oyun. Sonuna kendimin de inanacağım bir yalan bu. Ne olur bana bir şey sormayın. Eğer beni biraz olsun seviyorsanız daha fazla incitmeyin. Peki Nerime, peki. Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım. Mutlu olmam için bir tek şey kafi. Bülbül yuvasındakileri yuvalarına döndürün yeter.